Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda size basit yoluyla petek temizlemeyi göstermiştim. Şimdi zor yolu petek temizlemeyi göstereceğim. Biraz ağır bir iş olacak. Petek temizlemeden önce petekleri söküp temizleyeceğiz. Öncesinde vana yollarını kapatın. Su vana yollarını. Daha sonra bir anahtar ya da kurbazık yardımıyla son çıkışı açarsınız. Bir kovada yanınızda olsa iyi olur çünkü akacak su bayağı kirli olacak. Şöyle şuralar geçmedir. Bunları sökebilirsiniz. Haberiniz olsun. Söktüğünüzde daha kolay bir şekilde sökebilirsiniz. Şöyle berbat bir su akar. Neredeyse zifte. Peteğin tamamı boşalana dek beklemeniz gerekiyor ya da diğer bir peteğin diğer bir kısmındaki vanalardan birinin kapağını açarak suyun daha hızlı akmasını sağlayabilirsiniz. Suyunu boşalttık arkadaşlar. Şuradaki tıpasını tekrar geri takın. Çünkü kaldıracağınız için sulanmamasın orada. Ve şurayı da anahtar yardımıyla açabilirsiniz. Haberiniz olsun. Gevşettikten sonra boşluğunu yavaş yavaş alabilirsiniz. Elle de açabilirsiniz yani. Alt tarafı aynı şey. Anahtarlar için. Su damlayacaktır. Varsa evde kirli çamaşır, kirli bez buraya bırakın. Kullanmayacağınız bez olsun. Çünkü zaten bu katrandan sonra tekrar kullanamayabilirsiniz. Şimdi peteği yerinden söküp lavaboya götüreceğiz. Banyoya. Daha sonra içini dışını tamamıyla yıkayalım. Evet arkadaşlar, peteği lavaboya getirdik. Şöyle bir hortum yardımıyla yıkama işlemini yapabilirsiniz. Önce şurayı açın. Çıkışlardan herhangi birinden zaten su verdiniz mi? Ben şuradan alt kısmından hem de şöyle diğer bir ucundan çıkan pisliği görebilirsiniz. Peteğimizin temizliği bitti. Yerine de yerleştirdik. Vanaları da açtık. Şimdi çalıştırma zamanı. Kolay gelsin hepinize şimdiden.